Kalp dövmesi. Evet. Aşk rengi saçlar. Ne oluyor Eda Baba'nın dünyasında aşka dair? Sevmek, sevme duygusu sanırım. Yani beni hayata karşı en çok motive eden şey o. Değil mi? Onun tadını al, ya şey için üzülüyorum mesela. Gerçekten sevmenin ne demek olduğunu bilmeyen insanları görünce kalbim kırılıyor. Daha ne kadar çok şey fark edip sevebilirim diye hep böyle bir şeylere özeniyorum. Ama beni gerçekten motive eden ve işte hani beni ışıl ışıl yapan şey burayı canlı tutup birilerine onu vermek, paylaşmak aslında. O yüzden severken de güzel sevmeye çalışıyorum. Annen aşkta baban da öyle. Nasıldı? Onlar da öyledir. Çok inanılmaz naiflerdir. Gönülleri çok büyüktür. Güzel sevmeyi onlardan öğrendim ben de. Peki güzel sevmeyi bilerek büyümek ve aşkın ne olduğunu biliyorum duruşu kırıyor mu, iyi mi geliyor? Kırıyor bazen çünkü çok büyük alan açıyorum herkese karşı. Ama beklentiye girmemeyi de öğreniyorum aslında. Çünkü daha çok kırılıyorsun o zaman istediğin şeyi göremediğinde ya da işte kendi kafanda yarattığın şeyi dolduramadığında karşındaki insan o kalıbı. Ama sevmekten tabii ki de vazgeçmiyoruz. Sadece belki de onu almayı bilen insanlarla devam ediyorsun yoluna. Sevmekten kim uslanır? Değil mi? Evet. Ne severim o şarkıyı da. Evet. Çok güzeldir gerçekten. Arada durup durup mırıldanırım ben o çok şarkıyı. Çok güzel. Senden de dinlemek güzel olur ha. Ay buna bir söyle, tamam olur, çalışacağım. Kesin buna çalış. Yani bunu da bir senin yorumlamanı isterim. Değişik olabilir. Bol bol söylerim bunu. Böyle, tamam. Bu duygulara, bu düşüncelere böyle şey dalınca bir anda dilime bu şarkı gelir. Değil mi? Benim de. Peki Aile albümünden biraz bahsedelim istersen. 2022 son albümün o Aile albümü. Bir anlatır mısın hikayesini? Çok güzel çünkü. Bahsettim ya, çok müzik tutkunu insanlar aslında. Babam da çok sever şarkı söylemeyi ve paylaşmayı da çok sever. İşte bizim o büyük aile sofralarında arkadaşlar geldiğinde, ailemin arkadaşları, şarkılar, türküler okunan bir sürü geceye şahit oldum ben. Böyle herkes yatağına gönderilirdi. Ben böyle yatıyor gibi yapıp orada kalırdım mutlaka falan. İşte telefonu çalardı babamın, Adnan bize şu şarkıyı okusana, bu türküyü okusana falan. Ya biliyorum, o paylaşmayı çok seviyor, müziği ve işte şarkı söylemeyi. Bir doğum günü yaklaşıyordu ve bir profesyonel kayıt yapsak, onu stüdyoya soksam çok mutlu olur diye düşündüm. Sonra baktım, kardeşimin, ablamın, annemin sesi de çok güzel ve bu bir albüm olursa şimdiye kadar özgürce yaptım müziğimi. İş gibi göremedim bir türlü. Kendime bir alan açtım. Ve bu alanın bana böyle bir şeyi de var. Yani ben aileme bir albüm yapabilirim. İmkanın var. Evet. Yapımcı sensin kardeşim, ne istersen yani ne olur. Yani dinlenir mi, dinlenmez mi, ne olur ya. O kadar hani aklımın ucundan geçmediği bir noktadayım ki. Sadece şeye odaklandım yani. Gün geçtikçe daha çok böyle sızlatan ama yeri doldurulmayacak muhteşem bir anı ailemle. Evet. Ve güzel bir stüdyo süreci, eğlenceli, heyecanlı. Onların tedirginlikleri falan çok çok güzeldi. Peki eserler senin yazdıkların mı oldu yoksa bildiğimiz eserler mi yine? Tam da o bahsettiğim masalarda annemin, babamın söylediği, hep beraber söylediğimiz türküler var aslında içinde. Çok güzel. Yani o repertuarda bizim ailemizin repertuarı gibi bir şey. O yüzden o anlamda da kıymetli yani. Ya şimdi sen böyle anlattıkça... Aslında ne kadar kıymetli özgürlüklerimiz olduğunu fark ediyorum ben ve bunun hakkını vermek gerektiğini. Gerçekten bir birey olarak aslında şöyle şanslarımız var artık bizim dijital platformda. İstediğimiz videoyu kendi kanalımıza açıp koyabiliriz. İstediğimiz şarkıyı güzel bir stüdyoda kaydedip onu dijital platforma koyabiliriz. Bundan istediğimiz şekilde bir klip çekip yine dijital platformda yayınlayabiliriz. Bunun için ne büyük paralara, ne bir yapımcıya, ne de işte bir karar mecrasına ihtiyaç var. Yeter ki kaygıdan uzak. Kesinlikle. Sadece eğlence olsun diye, anı olsun diye ve tabii ki içinde aşk olan bir yaratma duygusuyla bunu yapmanın ne kadar önemli olduğunu şu anda sana bakınca düşünüyorum. Bunu kendi başına mı keşfettin? Nasıl fark ettin? Biraz öyle. Biraz o sırada müzik yaptığım arkadaşlarımın da etkisiydi aslında. Ama tam da bahsettiğin gibi yani
çok özgür bir alan. Ben oraya bir YouTube sayfası açabiliyorum ve uf, bu şarkı söylemeyi çok istiyorum ya. Hemen kaydedelim mi, koyalım mı ile başladı. Peki sen mesela çok bilindik bir şarkıyı işte cover dediğimiz yenileşmiş haliyle söylediğinde ama yine de telif denen mesele var, evet, değil mi? Var. Sen ödeme yapıyorsun. O sırada benim ondan haberim yok. Ha. Yani çünkü YouTube böyle sansürsüz istediğin her içeriği koyabildiğin, tamam, özgür bir alan gibiydi başta. Tamam. Sonradan bu telif olaylarıyla ilgili bize birileri ulaştı ve ben o kadar mahcup hissettim ki kendimi. Haklısın. Yani bunu biliyor olsam bir şey ödemek ya da ödememek değil, yani senin üretimin, senin yarattığın bir şey var ve ben bunu senden izin almadan asla kullanamam yani. Tabii. Çok mahcup olmuştum gerçekten. Çok büyük ama bir YouTube şey öyle bir yer değildi. Ya o sırada benim için ben telaşlı biriydim daha çok, yani şeydi hani ne olacak yani, buraya bunları ben artık yapamayacak mıyım ya da çok mu zor izin alacağım falan diye birazcık tedirgin olmuştum. Ama hepsi çözülebilir şeyler. Ben de bundan bir şey öğrenmiş oldum. Kolay yani. Mıymış mesela bu anlamda yeni yola çıkmış arkadaşlara ya da daha gençlere? Ulaşmak istersen eğer bir şarkının telifi kimde, bir şirkette mi, bir şahısta mı, onu çözdükten sonra tabii ki de hani o eser sahibinin biçtiği şeye bağlı, izne göre değişiyor yani. Bir ücret ödüyorsun. Evet, bazen ödüyorsun, bazen çok istiyorlar, bazen hiç istemiyorlar. Ha. Başka ne zorlukları var? Mesela kadın olmanın bir zorluğu var mı dijital platformda, ya da düşündüğünden daha hızlı mı işliyor, ya da şöyle bir duygusu mu var? Evet, işini iyi yaparsan karşılığı var, kötü yaparsan karşılığı yok mu? Nasıl oluyor? Kötü yaparsan da bazen karşılığı var. Ama yine yani bir hedef gibi önüme koyup ona ulaşmak için çırpınmıyorum ben. Ben bu süreçten tamamen keyif alıyorum. Zorluklarla da karşılaşıyoruz çünkü şu an o dijitalin verdiği rahatlıkla çok fazla içerik, evet, var. Çok fazla ve onların arasından nasıl sıyrılacaksın kaygısı oluyor. Ya da işte gerçekten o şarkıyı anlayacak insanlara ulaştırabiliyor musun kaygısı oluyor. Bunların hepsi sonuçta iyi bir şey yapmakla bitmiyor sadece. Ulaştırmak, tabii, da bir yol. Ama evet, şeyle motive ediyorum kendimi. Ben inandığım şeyi yapmaya devam edeceğim. Çünkü zaten keyif aldığım şey o. O yol bir yere varacaksa da varacak ve zaten o sırada ben ona hazır olduğum için çok mutlu olacağım ve keyfini çıkaracağım sadece. Telefonun çaldığında en şaşırdığın kişi kim oldu şimdiye kadar? Aa, kimse aramadı öyle sanırım ya. Yok, olmadı. Henüz olmadı. Olmadı. Umarım ilk Ajda Pekkan olur. Umarım. Çünkü biliyorum Ajda Hanım'ın böyle genç yeteneklerle bir şeyler yapmayı sevdiğini. Bir ses keşfettiğinde hemen onunla bir şey yapmak istediğinde onun da içindeki o genç hep ayakta ya. Yani o sahnedeki, evet, ihtişamı inanılmaz. O yüzden bence eğer bu programı bir şekilde duyarsa ya da duyurulursa sanki, değil mi? Duy beni, duy beni diye. Tatlı olur, evet. Kesinlikle çok güzel olur.